Sayın Genel Başkanım, Sayın Dekanlarım, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer arkadaşlarım, şahsım ve Marmara Üniversitesi Mezunlar Federasyonu adına hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Saygıdeğer arkadaşlarım, tabii bir okulun mensubu olmak, bu mensubiyeti 77 yıldır taşımak ve Türkiye'nin kuruluşunda harcı olan bu güzel okulun mensupları olarak böyle belirli zamanlarda bir araya gelmek suretiyle birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmesi yönünden çok önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı Sayın İstanbul Şube Başkanımıza teşekkür ediyorum, yönetim kurulu üyelerine bu güzel emeklerinden dolayı. Sevgili arkadaşlarım, bir mensubiyet duygusu, bir okulun mezunları olarak Türkiye'de çok az bu tür kuruluşlarımız var. Bildiğiniz gibi bu tür kuruluşlar ne kadar çoksa o toplumlarda demokrasi, paylaşım, insan hakları, hukukun üstünlüğünü savunan kitlelerin daha çok olmasının önderliğini yaparlar. Bundan dolayı baktığımızda Türkiye'ye İstanbul Yüksek Cihat Mezunlar Derneği Türkiye'nin 77 yıllık en eski kuruluşlarının bir tanesi. Arkasından Mülkiye geliyor. Arkasından Teknik Üniversitesi geliyor. Boğaziçi ve Orta Doğu sıralama. Gördüğünüz gibi 77 yıl ayakta kalabilen ve hiçbir zaman kapanmayan, bugün 100 bin mezununun yaklaşık %10'unu barındırabilen, 10 bin üyesi olan, ki Türkiye'de 10 bin üyeli dernek yok gibi, böyle güzel bir kuruluş. Sizler de bugün zahmet ettiniz, geldiniz. Gerçekten arkadaşlarımızı onurlandırdınız. Şimdi saygılı arkadaşlarım, biraz önce Sayın Genel Başkanımız ve Şube Başkanımız çok güzel sıraladı. Bu hizmetlere ben girmek istemiyorum. Ama belli bir yerde bir camianın insanı olmak için de mensuplarının gereken fedakarlığı yapması lazım. Gördüğünüz gibi bugün Marmara Üniversitesi Mezunlar Federasyonu bu dernek, yani sizler kurdunuz. Çünkü Marmara Üniversitesi'ni kuran da sizlerdiniz. Sayın Orhan Oğuz Hocam şunu söyledi bize. Dedi ki Marmara Üniversitesi Mezunlar Birliği Federasyonu'nda siz kurmalısınız. Diğer fakültelerin önderliğini yapmalısınız. Bu federasyonun çatısı altında tüm diğer fakülteler birleşmeli ve çok büyük bir güç olarak Türkiye'de yerinizi almalısınız. Hatta diğer derneklere yer vermelisiniz. Onlara icap ediyorsa para vermelisiniz. İcap ediyorsa araç gereçlerini almalısınız. Sekreteryasını kurmalısınız. Ama bu görev sizin göreviniz. Çünkü bu üniversiteyi kuran siz yüksek cihazlar olduğuna göre bu görevi size veriyorum dedi. Yine sizler bu camianın hiçbir bencil, ben olmayan duygusuyla, paylaşım duygusuyla bir erkeği, kendinin üstündeki bir erkeği yaratmak için mücadele ettiniz. Ben bu derneğin şube başkanlığını, genel başkanlığını uzun yıllar yaptım ve bu federasyonu da kurmak ve şu an yönetmek bana nasip oldu. Dilerim bundan sonra bu camianın yine arkadan gelen arkadaşlarının başkanlığını yapmak suretiyle bu federasyonu daha da yukarılara çıkartırlar. Şimdi saygılar arkadaşlarım, tabii bu federasyon olaylarını büyütmek çok kolay değil. Nedeni şu. Şimdi
Derrek dediğimiz zaman bir 7 kişiyle kurulan bir dernek, dernek hükmü şahsiyeti kazanıyor ama gerekli aktiviteleri yapabilmesi için, gerekli araç gereçlere sahip olabilmek için bazı maddi olanaklara sahip olması gerekiyor. Yani binası, geliri, üyesi olması gerekiyor. Sorumluluk duyan üyesi olması gerekiyor. Ama bugün Marmara'da yaklaşık 13 fakültenin maalesef dernekleri biraz çanta. Çanta olduğuna göre demek ki üye sayıları 200-300 çok sayıca yok. İlgi yok bunun içerisinde. Tabii bu çok zor bir olay. Ama şunu minnet ve şükranla yad etmemiz gerekir. Bu camianın büyükleri, bu camianın medeni berkleri, Fuat Somayları, Ekrem Barrasları, bu güzel mekanları, Ankara'da 16 daireli Yüksek Cadde Sarayı'nı bizlere bırakmışlar. Bizler bu güzel mekanların içerisinde belirli bir geliri olan, belli bir mülkü olan ve bu mülk ve gelirle çok daha diğer derneklerden önde bir pozisyon alma şansına sahip olmuşuz. İşte bu şansı da biz diğer derneklerde olmayan bu şansımızı Marmara'da kullanarak hep beraber omuz omuza bu yolda devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, ben sözümü uzatmak istemiyorum ama şöyle bitirmek istiyorum. Güçlü olmak için beraber olmamız lazım. Beraber olabilmemiz için derneğinize sahip çıkmanız lazım. Eğer sizler sahip çıkmazsanız bir gün birileri sahip çıkar, kendi amaç doğrultusunda, kendi istek doğrultusunda o derneğin tüm maddi olanaklarını kullanır ve o güzelim derneğin asıl amacı olan birlik, beraber, güç ve Türkiye'nin ekonomik hayatının içerisinde rol alan derneği yok edersiniz. Bu duygularla ben İstanbul Şube Başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Böyle güzel bir topluluk meydanına getirdikleri için ve sizlere nice 25 yıllar diliyorum ve bizi yalnız bırakmayacağınızı, derneğinizi yalnız bırakmayacağınızı, sahip çıkacağınızı umut ederek hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Sayın hocalarıma davet etmeden evvel bir şey daha anons etmek istiyorum. Ödül törenimizin ardından kokteylimiz başlayacaktır. Katılmanızı rica ediyoruz. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Ercan Gegezi konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum.